İşte insanları asıl rahatsız eden Allah'ın ayetleri. Peki ne yapacaksınız? Öyle bir şey yapacaksınız ki hem dindar olacaksınız hem de şey yapar, o ayetlere uymayacaksınız. O zaman ne gerekiyor? Hani maşa kullanacaksın şey için. Ne yapmak lazım diye. İki tarafa da oynamak gerekiyor. Evet. İşte o zaman bu iş için en şey kestirme yol, araya bir aracı koyuyorsunuz. Bu defa o aracı vasıtasıyla dini kendiniz uyduruyorsunuz. Siz dine uymuyorsunuz, dini kendiniz uyduruyorsunuz. Onun arkasından da dindarlığı da kimseye vermiyorsunuz. Zaten dindarlığı kimseye vermediklerini, bu tür insanların, bu tür varlıkların dindarlığı kimseye vermediğini en baştan Cenab-ı Hak söylemiş. Araf suresinin 30. ayetinde diyor ki Allah-u Teala Estağfirullah Ferikan hede 7. sure 30. ayet Ferikan hede ve ferikan hakka aleyhumut dalale. Bir grubu Allah yoluna kabul etmiştir. Bir grupta sapıklığı hak etmiştir. Sapıklığı hak eden ne oluyor? İnnehum ittehadu şeyatine evliyâe min dunillah. Yani Allah'ın duğunundan, Allah'la kendi aralarına şeytanları evliya olarak koyarlar. Bakın evliya kelimesi de çok önemli. Şeytanları Allah ile kendi aralarına evliya olarak koyarlar. Ondan sonra yahsebun ennehum muhtedun, kendilerini doğru yolun ortasında hesap ederler. Zaten Araf suresinin başında da Cenab-ı Hak bu konuda bizim dikkatimizi çekiyor. En başta 3. ayet midir bakayım da. 3. ayet değil mi? Bak diyor ki Allah ittebi'u ma unzile ileykum min rabbikum. İşte vesileye bu daha açık bir delil değil mi? Yani işte şey ittebi'u ma unzile ileykum min rabbikum. Rabbinizden size indirilmiş olan neyse siz ona tabi olun. Yani Allah'ın ayetlerine tabi olacaksınız. وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَا. مِنْ دُونِهِ Allah'ın duğunundan. Dun kelimesi birkaç manaya, yakın manasına gelir, aşağı manasına gelir, beri manasına gelir. Şimdi herkes Cenab-ı Hakk'ı en yukarıda kabul ediyor. Yani tıpkı işte Allah başbakan gibi, vali gibi, devlet başkanı gibi, onun duğunundan olanlar ona yakın ama ondan aşağı mertebede. Fakat insanlardan yukarıda oluyor. Dolayısıyla ona yakın olan kimselerle ona ulaşıyorsunuz ya. Şimdi diyor ki Allah burada وَلَا تَتَّبِعُوا uymayın مِنْ دُونِهِ Allah'ın duğunundan. Yani Allah'a yakın görüyorsunuz, sizden yukarıda görüyorsunuz, araya koyuyorsunuz. Evliya, oradaki o araya konulan evliyaya uymayın diyor. Neye uyacaksınız? Allah'ın kitabına uyacaksınız. Sizin evliya dediklerinizin de uyması gereken odur. Ondan sonra ne diyor? Galilen ma tedekkaru. Bilginizi ne kadar az kullanıyorsunuz? Siz düşünün, bunların nesi olur ki? Nesi olur? Bunlara bu yetkiyi, böyle bir yetki veren var mı? Yok. Peki? Nasıl yapabiliyorsunuz? Mesela diyorlar ki, işte bana böyle bir şey konuştuğum zaman Allah isterse olmaz mı diyorlar. Ya Allah isterse olur da Allah'ın istediğine dair bir deliliniz var mı? Bak Allah böyle diyor işte. Allah kabul etmiyor. Ondan sonra Cenab-ı Hak bizden uzak değil ki, Allah bize şah damarımızdan daha yakın. Kalbimizde olanı sadece o biliyor. Melekler bile içimizden ne geçtiğini bilmiyor. Bunu Allah-u Teala Kaf suresinde gayet net bir şekilde bize bildiriyor.